Gözaltına alınan ve hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakılan Ahmet Altan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Ahmet Altan daha önce de gözaltına alınmış ancak adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ahmet Altan'ın serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilirken talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği de yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti. Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarılan Altan, gözaltına alınmasının ardından getirildiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kez daha hakim karşısına çıktı. Nöbetçi hakimlik Altan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ahmet Altan'la ilgili iddialar arasında genel yayın yönetmeni olduğu Taraf Gazetesi üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yaptığı ve örgüte hizmet ettiği yer alıyor. Gazetenin FETÖ terör örgütünün amaçlarını gerçekleştirmek, kamuoyu oluşturmak amacıyla yayın hayatına başladığı, örgütün emir ve talimatları doğrultusunda haberlere yer verildiği Balyoz darbe planı haberinin de bu anlayış çerçevesinde gazete manşetine taşındığı belirtildi. Ahmet Altan'ın genel yayın yönetmeni olarak Taraf Gazetesi'nin yayın politikasını belirlediği, süren yargılamalar sonucunda Milli Ordu'nun tasfiye edilerek FETÖ mensuplarının orduda yükselmelerine ve silahlı kuvvetleri kontrol altına almalarına ilişkin suçlara iştirak ettiği vurgulandı.